Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere güneşli İstanbul'dan sesleniyoruz. Özel Araf Tıp Merkezi'ne konuk olduk ve Doktor Sayın Resul Yaman'la birlikteyiz. Medikal estetik uzmanı. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar hocam. Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam burada çok keyifli işlere imza atmışsınız. Hakikaten. Böyle genç pırıl pırıl bizlerlesiniz ama çok keyifli bir geçmiş var. Biz de hemen o geçmişi almak istiyoruz sizden ve soruyoruz. Diyoruz ki Doktor Resul Yaman kimdir? Evet, ben hakikaten genç sektöre genç atılmış arkadaşlardan biriyim. Gerçi bunu sektör olarak tanımlamak çok doğru değil ama ben 2005 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. 2006 yılından bu yana yaklaşık bir yıl sonra bu medikal estetik hekimliği çalışmalarından sonra ve özellikle de kendi saç dökülme problemimle beraber başladı benim bu saç ekimi merakım. Evet. Kendi saçlarım üniversiteyi bitirince haliyle tıp fakültesi biraz zorlu geçti. Saçların önemli bir kısmını kaybettik. Sonrasında bir arayış oldu bizim için. Hani nasıl bir yöntem yapabiliriz? Birçok ilaç denedim. Yurt içinden birçok bitkisel işte takviyeli ilaçlar falan. Ama en nihai çözümün saç ekimi olduğunu keşfetmem biraz zamanımı aldı. Biraz da masraf da ettim hatta, öyle diyebilirim. Sonra en nihai çözümün saç ekimi olduğunu gördükten sonra saç ekimi yaptırmaya karar verdim. Benim saç ekimi yaptırmaya karar verme aşamam da aslında enteresan. Yaptırmadan önce, çünkü sonuçları görmem lazımdı. Biraz da saç ekimi yaptırabilmek ya da yaptırmayı istemek obsesiflik gerektirir. Biraz takıntı gerektirir. Biraz da ben takıntılıyımdır, obsesifimdir, titizimdir. Nasıl olacak? Sonuçları nasıl olacak? Olabilecek mi diye. Önce mutfağımda biraz çalıştık. Sonuçları gördükten sonra kendi ekimimize karar verdik. Ben çok memnunum. Yaklaşık 2007'de yaptırdım kendi saç ekimimi. Süper. Hastalar 2006, da çok mutlulardır. Yani 2006 yılından beri de bu işte aktif olarak uğraşıyorum ve çok da başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Vallahi süper. Çünkü o kadar güzel bir konuya değindiniz ki hani bizler gideriz göz doktoruna. Mesela diyelim ki bir işte şimdi lazerle çizmeler var, şunlar var, bunlar var. Fakat karşımızda doktorumuz hala gözlüklü olarak bize bu işi yapıyorsa ya hep böyle sorgularız ya, %99.9 garanti ediyor ama neden hocam hala gözlüklü? Yani bileyim, diş üzerine tavsiyede bulunanların ağzında sır porselenler varsa hep bunlar böyle bir şey olmuştur böyle zihinlerde, değil mi? Bizler hastalar olarak. Ama burada sizin hastalar çok şanslı diyoruz o zaman. Diğer branşlarda biraz daha farklı olabilir ama bizim işimizde hakikaten hastalar geldiğinde karşılarında kel bir doktorla karşılaştığında çok hoş olmaz diye düşünüyorum ama yapılabilir tabii. Kel bir doktor kendisi saç ekimi yaptırmak istemeyip tabii bu bir tercihtir aslında. Bu sadece güzel olabilir. Kişinin aynaya baktığında kendini nasıl hissettiğiyle alakalı bir durum çünkü kellik. Değil mi? Yani eğer mesela biraz evvel söylediğiniz şey kişi için önemlilik oluşturuyorsa, eğer onun yani psikolojisini etkiliyorsa bunu yaptırmasında yarar var diyoruz. Peki hocam, bunu yaptırmak için bir yaş sınırı var mı? Bunun süreci ne kadar? Çok yaş sınırı tabii dökülmeyi bir gözlemlemek lazım. Bunu da daha çok yaş sınırı koymak yerine muayene olmak diye tanımlamak lazım. Çünkü bir hastayı bir değerlendirmek lazım. Dökülmesi devam ediyor mu? İşte ne kadar alanı dökülmüş? Ekim yapıldıktan sonra tekrar dökülmesi devam edecek ve önde biraz ekilmiş saç, arkası kel, bir absürt bir görüntü oluşacak mı? Onu bir değerlendirdikten sonra karar vermek lazım. Ama bir yaş sınırı yok tabii. 20'li yaşlardan itibaren başlıyor. 50'li 60'lı yaşlara kadar, benim şu ana kadar yaptığım rekor 68 yaşa kadar devam ediyor. Evet, peki hocam, bu süreç ne kadar? Yani bize ne kadar size ait? Benim kendime özel uygulamalarım var. Ben ekimlerimi PRP desteğiyle beraber yapıyorum. Hakikaten çok da 2009'dan bu yana çalışıyorum PRP üzerine. PRP'yi daha geliştirmek, daha düzgün yapabilmek için özel çalışmalarım da oldu. Bir genetik mühendisi arkadaşla çalıştık, bir laborant arkadaşla beraber daha kaliteli hale getirmek için. Ve PRP'ye saç ekimi öncesinde ve sonrasında çok güveniyorum. O yüzden ekim öncesi muhakkak bir seans PRP yapıp, bir ya da iki seans duruma göre PRP yapıp ekimi, ertesi gün ekimi planlıyoruz. Ekimlerimiz çoklu graft ekimleriyle gidiyor. Şu an Türkiye'de çok yaygın. 4000, 5000, 6000 graftlere kadar çıkıyor. Mesela şu an masamızdaki hastadan 5500 graft çıkardık ve onların nakdini yapacağız. Yani
ve 5500 grafiklik bir çalışma aşağı yukarı 8-9 saati buluyor. Bazen 10 saate kadar çıktığı oluyor. Peki hocam, evet, kaç günümüzü ya da ayımızı siz ayırmalıyız? Bir günümüzü ayırdığımızda bir gün öncesinden PRP'mizi ya bir ya da iki gün öncesinden PRP yapıp bir günü ekime ayıracağız. Ertesi gün pansumanları sürecek. Bir haftalık bir özel bir bakım süreci var. İşte pansumanları, işte kızarıklıkların temizlenmesi. Bir hafta sonra sosyal hayata çok normal, çok rahat bir şekilde dönebilir. Peki hocam, orada kabuklanmalar falan olabiliyor mu? Evet, kabuklanmalarının işte o süreç yaklaşık bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra. Sonrasında saç çıkmaya başlıyor. Yok, sonrasında birinci ayında 20. güne itibaren ekilen saç bir dökülüyor. Folikül kendini yenileyip yaşamsal fonksiyonlarını göstermeye başlayıp kreatinin, yani saç kökünü üretmeye başladıktan sonra yaklaşık bu da 3. ayı buluyor. 3. aydan itibaren ufak ufak çıkmaya başlıyor. En verimli haline 6. ayında gelir ama 1 yıla kadar tabii ufak ufak çıkışlar olur ama görsel anlamda en iyi haline 6 ayında gelir. Vallahi süper hocam, evet. Yani. Ondan sonra kendi saçınız doğal. İstediğiniz yöne tarayın, istediğiniz kadar uzatın, istediğiniz kadar kısaltın. Çok ne yaparsanız yapabilme şansı sunuyorsunuz bizlere. En güzel özelliği de donör alan genetik olarak dökülmeyen bölge olduğu için hayat boyu da kalıyor. Hayat boyu kalıcı saçlarınız oluyor. Çünkü bu genelde yanlardan hocam. Evet, dökülmeyen bölgeni alıyoruz. Dikkat ederseniz sokakta gördüğünüzde de kellerde saç dökülmelerinde belli bir bölge var. O bölge zaten hep kalır. O bölge hep kalır. Hep kaldığı için de zaten tercihimiz o bölge. Kalan bölgeden grafleri çıkardığınız zaman, naklettiğiniz zaman o işte grafler ömür boyu kalıcı oluyor. Süpersiniz. Yani ben şunu anlıyorum özetle hocam, hiçbir şekilde ekstra bakım gerektirmiyor bu. Hayır, normal yaşamımıza bir hafta sonrasından itibaren devam etme şansı yakalıyoruz. Hayır, evet. Ve sonrasında da hele 6 ayda, yani %80, 6 ayı aşan bir zaman süresince de bir yılın sonunda yeni doğmuş saçımız gibi. %20'lere kadar bir artış, evet. Kesinlikle. Ve 6 ayın sonunda hakikaten kendi saçlarınız doğal tamamen, eğer düzgün bir şekilde yapılmışsa, ki doğallığı da ayrıntılarına dikkat edilmişse, çok rahat kullanabileceğiniz saçınız oluyor. Hiçbir özel bakıma da gerek yok. Evet. Süper. Hocam birazcık bu PRP'yi açmak istiyorum. O nedir diyeceğim size ve çünkü herkes bunu uygulamıyor, evet. Gerçekten de ayrıcalığı ne olacak bize? PRP'nin mantığı aslında kanımızdaki, ben bunu anlatırken hastalarıma da gelenlere de kanımızdaki mucize diye anlatmayı seviyorum. Çünkü insanın yaratılışından itibaren kan hücrelerinde dokuları onarmaya yarayan hücrelerimiz var. Yani bir yeriniz kesildiği zaman. Evet, bir yerinizde bir hasar oluştu, ameliyat olduğunuz bir kesi yapıldı. Burada kanda onarım faaliyetini gösteren hücreler var. Biz aslında trombositleri, plaketleri, yani onarım faaliyetini başlayan, tetikleyen hücreleri ayrıştırıyoruz. Bu ayrıştırdığımız trombositler, enjekte ettiğimiz yerde bir onarım faaliyeti başlatıyorsunuz. Düşünün, siz 8 saatlik bir operasyon yapacaksınız, bir sürü travmaya maruz kalacak. Orada önden hazırlayacağınız bir onarım faaliyetini başlatmak, hakikaten nakledilen foliküllerin bir an önce kendini toparlamasını ve saç üretebilir hale gelmesine destekleyecek. Biz ekim öncesi yapmayı tercih ediyoruz. Birinci ayında saçlar döküldükten sonra folikül yeni kendini toparlamaya başlıyor o dönemde ve 3,5 ayında da ivmeli bir çıkış dönemi var. 3. ayında başlar çıkış. 3,5 aya doğru böyle bir artışla hızlıca bir çıkış dönemi. Orada çıkarken folikülü desteklemek amacıyla 3 seans PRP yapıyoruz. Bundan da hakikaten ben çok memnunum. Sonuçlarımı çok etkilediğini düşünüyorum. Kesinlikle, evet. Katılıyorum. Hani cildin yenilenmesi gibi. Evet, cildin orada yenilenmesinde de kullanılan hocam? Bir uygulama. Zaten ilk uygulaması cilt üzerine yapılan çalışmalarla, cilt onarımıyla alakalı yapılmış. Kırışıklık tedavisinde, yara iyileşmesinin hızlandırılmasında uygulanmış. Saç folikülleri de uygulama kolaylığı açısından cilt altına yakın ve PRP'yi çok rahat uygulayabileceğimiz bir bölge. Dolayısıyla saçta da aynı ciltteki başarıyı yakalıyoruz. Peki hocam, şimdi kendi saçlarımızın ekilmesiyle, yani aslında evet, bu sorunun cevabını biliyorum ama yine de soracağım ve uzmanın ağzından almak, evet, istiyorum. Çünkü kendi saçımızın, kendi kökümüzün, kendi saçımızı, derimize ekim olduğu için gayet doğal bir şekilde kendi saçımız, evet, çıkmış olacak. Ve gene de soruyu soruyorum. Bu saçlar çıktıktan sonra, yani 6 ay, 1 yıl sonra hocam, doğal, evet, bir görüntü oluyor mu? Aynen. Doğallıkta bir takım ayrıntılar var. Bu ayrıntılara dikkat edildiğinde hakikaten ben çok kez şahit oldum. Ya hocam, kuaförüm bile anlamıyor benim saçlarımın ekin olduğunu, ekin
sonrası saçlar olduğunu diyen çok çok hastam oldu. Çünkü burada iyi bir golf oluşturmak, iyi bir alın çizgisi oluşturmak, alın çizgisinde yeterince girintileri, çıkıntıları sağlayabilmek, ondan sonra açılanmalara, kenarlardan ortaya doğru açılanmalara dikkat edildiğinde hakikaten ve foliküllerin yerleştirilme düzenine dikkat edildiğinde hakikaten çok doğal sonuçlar elde etmek mümkün. Vallahi iyi ki varsınız diyoruz bu anlamda. Teşekkür ederim. Çok gençsiniz. İnşallah uzun çok yıllar boyunca inşallah. Çok daha iyilerle, evet. En ileri teknolojilerle, en ileriye sürekli. Evet. Çünkü biliyorum bunu çok iyi takip ediyorsunuz. Evet, çok gerek iyi internet, takip gerek yurt dışına bizzat giderek. Evet. Ve bu çabalarınız inşallah hep bizlerle olur diyoruz. Çünkü teşekkür burada ederim. Gerek Türk konuklarımızı ağırladığınız gibi, evet. Yabancı konukları ya bugün, da ağırlıyorsunuz, evet. Bizler için. Kesin adımızı sözümüzü. Da yurt dışına duyurmuş oluyorsunuz, evet. Bu vesileyle. Bugün dünyanın bir ucundan geldi hastamız. Avustralya'dan geldi ki 7-8 saat fark var arada. Hatta bu organizasyonu yapmak için hani operasyon günü ben bir defa aradım hastayı. Saatleri iyi ayarlayamamışım. Uykulu bir sesle açtı. Gece saat orada 2:30'muş. Bunu dengeleyemedik. Avustralya'dan, Amerika'dan, değil Almanya'dan, mi? Arap ülkelerinden dünyanın birçok ülkesine saç ekimi hastalarımız operasyonu yapıyoruz, var. Bu konuda, evet. Gerçekten iyiyiz Türkiye hocam. Türkiye olarak da iyiyiz. Evet. Biz ekip olarak da iyiyiz. Kesinlikle katılıyorum. Burada eğer Doktor Resul Yaman'a müracaat etmişsek emin ellerde olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz bizler de. Ve bu başarınızın ileriki yıllarda da aynı şekilde, aynı kaliteyle, aynı heyecanla ama hep bu güler yüzle bizlerle olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Güneşli'den özel Araf Tıp Merkezi'nden Doktor Resul Yaman'a teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.